Milli yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, yıldız stoperle görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan yıldız stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Galatasaray Florentino Luiz'i istiyor. Cimbom Benfica'dan sadece 22 yaşındaki Gedson Fernandes'i değil, 21 yaşındaki ön libero Florentino Luiz'i de istiyor. Portekiz medyasında yer alan iddiaya göre sarı kırmızılı kulübün yönetimi Benfica ile pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın hedefi orta sahaya Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luiz'i de transfer etmek. İki oyuncunun da satın alma opsiyonlarıyla kiralanması gündemde. Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Elmas'ın Terim'le yaptığı ilk görüşme sonrasında ekibine iki transfer için talimat verdiği öğrenildi. Portekiz medyasında yer alan iddiaya göre Cimbom'un gündemindeki bu iki genç oyuncunun da bonservisi Benfica'da. Bir tanesi Sarı Kırmızıların yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Gedson Fernandes, 22 yaşındaki Portekizli futbolcuyla Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna edeceği gelen haberler arasında. Ancak aslan Gedson dışında Benfica'dan bir genci daha gözüne kestirdi. Yine Portekiz basınındaki iddialara göre bu oyuncu, Benfica'nın 21 yaşındaki ön liberosu Florentino Luiz. 15 yaş altı takımından bu yana Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarında forma giyen Florentino, geçen sezonu Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Portekizli futbolcuyu, Gedson Fernandes'te olduğu gibi Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği ileri sürülüyor. Yeni yönetimin bu iki futbolcu için de Benfica ile masaya oturduğu ve sürecin çok uzamadan transferlerin tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Galatasaray'dan Enis Destan Atağı. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı Keçiören Gücü'nden almıştı. Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Kaynak Fotomaç. Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi için maç hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Berkan Kutlu takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde de dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise iki yarı sahada toplam 4 takım sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Berkan Kutlu ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.
Galatasaray Avrupa Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam Florya Metinoktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Kaynak Fanatik. Galatasaray Hernani transferini bitiriyor. Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir süredir Parma forması giyen Hernani ile ilgilenirken transferin bitme aşamasına geldiği ve Hernani'nin yeni sezonda Galatasaray forması giymeye yakın olduğu belirtildi. Birçok ismin transferini bitiren Galatasaray, orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'nin transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı. Corriere dello Sport'a göre Hernani, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Cagliari'nin de kadrosuna katmak istediği Hernani'nin Galatasaray'a daha yakın durmasıyla Cagliari ihtimalinin devre dışı kaldığı belirtildi. Parma'nın Serie B'ye düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen Hernani için Cagliari ihtimali de devre dışı kalırken Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor. Parma'da takımdan ayrılması beklense de Hernani çalışmalarını sürdürüyor. 2019-2020 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol 3 asistle dikkat çekmişti. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey de İstanbul'a geliyor. Cimbom'un Rennes'ten kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bekin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Aslan'ın yeni transferi yarın akşam İstanbul'da olacak. Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı kırmızılı kulübün 2 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray bu transferi kapa bildirdi. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asistle önemli katkı sağlamayı başarmıştı.